Malum seçimden önce ve seçim gecesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Başbakan Erdoğan süregelen gerginlikleri tolere etmek için bir balkon konuşması yaptı ve balkon konuşması siyasi literatüre bir tür uzlaşma zemini olarak ve o bu kavramın yerine ikame edilebilecek biçimde yerleşmiş oldu. Fakat biz son gelişmelerden öyle anlıyoruz ki balkon konuşması sadece Başbakan Erdoğan'ın çizdiği siyasal çerçeve içerisinde hareket edenlere yönelik bir toleransın kendisi kimine büründü. Fakat OPA olaylarından başlayarak bu OPA'daki gelişmeyi Ankara ve İstanbul'da protesto eden başta öğrenci kolektifleri ve halk evlerine üye gençler olmak üzere muhalif kesimler bir tolerans zemini olarak tarif edilen balkonun maalesef altında kaldılar. Bu tolerans balkonu çöktü ve yine olan muhalif görüşteki insanlara ve gençlere oldu. Bu göçükten şu sonucu çıkarmak pekala mümkün diye düşünüyorum. Verili siyasi iktidara ve onun eğilimlerine onun onaylamadığı bir biçimde ve bir dilde karşı çıkanların yaşaması muhtemel akıbetlerden biri de maalesef takip edilmek, tutuklanmak ve görüşlerinin ve varlıklarının bu şekilde en azından bir süre için siyasi alandan çıkarılması şeklinde tezahür ediyor. Ama Türkiye'nin en azından şu son 30 yıllık tarihi de gösteriyor ki darbe gibi daha ağır koşullarda varlıklarını duyurabilmiş, seslerini yükseltebilmiş muhalif kesimler göreli de olsa demokratik ya da sahiplerinin iddiasıyla ileri demokratik bir düzende varlıklarını ve sözlerini ve iddialarını muhakkak ki koruyacaktır. Ama geçen bu süreçte olan Türkiye demokrasisinin kendisine olacaktır.